Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A. 20 Mart Cuma günü kurul görüşmesi yapılacak. Arkadaşlar yanlışımız hemen geldi. Kural der ki ay ve gün adları eğer bir tarihle birlikte kullanılmışlarsa büyük yazılır. Burada ay büyük yazılmış ama gün büyük yazılmamış. Bunun da büyük yazılması gerekiyordu Cuma şeklinde. B'ye bakalım. Burada öğrenmemiz gereken birkaç kelime, birkaç kural var. Türk edebiyatında arkadaşlar Türk özel isimdir ama edebiyat değildir. O yüzden bu doğru yazılmış. Tanzimat dönemi kuralımıza göre dönem isimleri büyük harfle başlar. Burada da hem T hem D büyük yazılmış. Bu da doğru. C'ye bakarsak burada sayılarla ilgili bilmemiz gereken bir kural var arkadaşlar. Bu şık onun için konmuş. 23 tane 23 sayılar daima ayrı yazılır. Burada da doğru yazılmış. Bir takım olaylar, belgesiz sıfat anlamındaki bir takım kelimesi bitişik yazılmış. Bu çok önemli. E'de de bakalım öğreneceğimiz farklı bir şey var mı? Yok. Cevabımız A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A. TBMM'de çıkarılan kanunlar resmi gazetede yayımlanır. Arkadaşlar o kadar çok önemli kuralın olduğu bir şık ki hepsine tek tek değineceğim. Kısaltmalarla ilgili bir kural var. İlk harfleri alınarak yapılan bu şekildeki büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen çekim ekleri kesme ile ayrılır. Aralarına nokta konmaz. Ayrıca getirilen ek okunuşuna göre getirilir. Açılışına göre değil, açılımına göre değil. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde diye açılmaz. Burada açsak da değişmez ama başka örneklerde değişebilir. Kesinlikle açmıyoruz. Bu doğru. Resmi gazete i'nin üzerinde düzeltme işareti olur. Bu doğru. Resmi gazete büyük yazılır. Bu doğru ki bu çıktı sınavda. Bunu da bilelim. Resmi gazete özel isim olduğu için getirilen çekim eki kesme ile ayrılmış. Bu da doğru. Yayımlamaktır. Fiil olan kelimemiz m ile yazılır. Kesinlikle n değildir. Bu da doğru. Dediğim gibi çok önemli bir şık. Birçok kural gerekiyor bilmemiz gereken burada. B'ye bakalım. Ha, burada yanlışlık yoktu. Bunu eliyorum. Sınava girecek öğrenciler için TYT'yi sonra da AYT'yi çözecekmiş. TYT'yi, AYT'yi okunuşuna göre getirdim, açmadım. Yani burada herhangi bir yanlışlık yok. CTDK'nın Türk dili üzerine yeni araştırmalar yaptığını biliyorum. Arkadaşlar özellikle TDK diye okudum. Çünkü öyle okumamız gerekiyor. Türkçe'de ünsüzlerin yanına A kesinlikle getirilmez. Bunun okunuşu K. Yani şöyle yazayım anlamamız için. K diye okuduğumuzda getirilen çekim ekini de okunuşa göre getirdiğimize göre TDK'nin olması gerekiyordu. Tam doğrusunu yazayım. Yani TDK'nin şunu özellikle anlayın diye söyledim. O yüzden burada yanlışlığımız geldi, cevabımız da geldi. Türk dili, Türk özel olduğu için büyük yazılmış ama dil özel değil, küçük yazılmış. Bu da doğru. Bakalım cevabımız geldi ama diğer şıklarda öğrenmemiz gereken kelimeler var mı? DDY'nin bakın açmıyorum okunuşa göre getiriyorum doğru. Tren arada iyi olmaz doğru. O tüyü doğru yazılmış böyle okunur ek de böyle getirilir. Onun dışında burada başka bilmemiz gereken bir şey yok. Cevap C. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Seyahatte. Seyahat böyle yazılır arkadaşlar bu doğru. Arkeoloji Müzesi'ni bir kurum olduğuna göre, bir kuruluş, bir kurum daha doğrusu olduğuna göre büyük harfle yazılır ilk harfler. Kurum, kuruluş, iş yeri isimlerine getirilen çekim ekleri kesme ile ayrılmaz. Yani şuraya kesmeye gerek yok. O yüzden bu da doğru. Etkilenir ki. 3 ki var. Eğer bağlaç ki ise ayrı yazılır. Bir bakalım cümlenin başından almam lazım. Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret eden Sunay Akın bu geziden o kadar çok etkilenir ki müzeciliği oyunlarına ekler. Şimdi ki'yi çıkartalım. Şöyle çıkartayım. Bu taraf bozuluyor mu? Bu geziden o kadar çok etkilenir. Bozulmadı. Müzeciliği oyunlarına ekler. Bozulmadı. Demek ki bu bağlaç ki. Bağlaç ki ayrı yazılır. Burada da öyle yazılmıştı. Bu da doğru. 23 Nisan 2005'te. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Kelimelerin sonu 3, 4, 5 ile bittiğinde getirilen çekim ekleri benzeşme kuralına uymak zorunda. Yani bunun T olması gerekiyordu. Benzeşme kuralı var. Bakın 5. Fıstıkçı Şahap'la bitiyor. Gelen ekimiz de CDG ile başlayan bir ek. Kural der ki benzeşme kuralı bir kelime fıstıkçı Şahap ünsüzlerinden sert ünsüzlerden biriyle bitip CDG yumuşak ünsüzlerinden biriyle başlarsa bu CDG CTK'den uygun olana dönüşür. Yani bunun T olması gerekiyordu. Geldi yanlışlığımız burada.
İstanbul Oyuncak Müzesi bir kurum olduğu için bakın büyük harfle yazılmış, getirilen çekim eki ayrılmaz kurum kuruluş isimlerinde. Bu da doğru. Yani cevabımız D. Bu cümledeki yazım yanlışı aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? Geçmişte yaptığımız yanlışlardan vazgeçmezsek, gelecek günlerde de aynı sorunların yaşanabileceğini pek çok kez söylemiştim. Arkadaşlar şıklara bakmadan hemen gördüm ben söyleyeyim. Şurada yaşanabileceğini ebilmek var. Arkadaşlar ebilmek, ivermek, ekalmak, egelmek, edurmak, eyazmak yani kurallı birleşik fiillerin tamamı daima hiçbir istisnası olmadan bitişik yazılır. Yani bunun yaşanabileceğini şeklinde bitişik yazılması gerekiyordu. Yanlış yazılmış. O yüzden cevabımız da bu. Diğerlerine de gene de bakalım. Geçmişte yaptığımız bu de bulunma hal eki olduğu için bitişik doğru yazılmış. Yanlış böyle yazılır. Yanılıştan gelir çünkü bu doğru. Vazgeçmek bitişik yazılır. Bu doğru. Gelecek günlerde de aynı sorunların yaşanabileceği bu de bağlaç de olduğu için ayrı doğru. Zaten yanlışımızı bulmuştuk buradaydı. Pek çok ayrı yazılır doğru. Şöyle bir bakalım. A geçmişte sözcüğü geçmiş de yazılarak. Hayır o zaman yanlış olur. B yanlışlardan sözü yanlış olur. Hayır. Vazgeçmezsek ayrı yazılacak. Hayır yaşanabileceğine sözü bitişik yazılarak. Evet pek çok bitişik yazılarak. Hayır cevap D. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Şöyle bir bakıyorum. Almanya dönüşü Türkçemin yetersizliğinden. Arkadaşlar burada çok güzel bir kuralımız var. Kural der ki özel isimlere getirilen Türk özel isim yapım ekleri şöyle yazayım karışmasın orada sıkışmasın. Şimdi şöyle ayıracağım. Türkçemin. Türk özel isim değil mi arkadaşlar? Büyük harfle yazılmış. Kural der ki özel isimlere getirilen yapım ekleri kesmeyle ayrılmaz. Ç yapım ekidir. Ayırmadım zaten. Kuralımızın devamı var. Özel isimlere getirilen yapım eklerinden sonra getirilen çekim ekleri de artık ayrılmaz. Yani Türkçem, benim Türkçem, iyelik eki, çekim eki, Türkçemin yetersizliği. Burada da tamlayan eki var, çekim eki. Kuralımız yapım ekinden sonra gelen çekim eki ayrılmaz dediği için bunu ayırmamalıydı. Yanlışımız geldi. Bakalım diğerlerine durumda bir okuyalım. Bağlaç D mi ayrı yazıldığına göre bağlaç D. Türkiye'ye döndüğümde sosyal hayata girmekte zorlandım ve bu durum benim içe kapanık bir insan olmama yol açtı. Çıkardım anlam bozulmadı. Bozulmadığında demek ki bağlaştır ayrı yazılır doğru. Babam ve teyzemin akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle yazılır. Burada da öyle olmuş doğru. Konservatuvar şu V'ye dikkat edin. Genellikle bu unutuluyor, bu konmuyor, yanlış biliniyor. Burada doğru yazılmış. Bunu da geçiyoruz. Yani bu durumda cevabımız Türkçemin A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A. Gel gör ki bütün bu olanlar onun için bir şey ifade etmiyor. Şöyle bakalım yazım yanlışı olabilecek yerlere. Ki ona bir bakacağız doğru mu yanlış mı? Ki bağlaçsa ayrı yazılır. Bağlaç olup olmadığını anlamak için çıkartırız. Anlam bozulmuyorsa bağlaçtır. Ayrıca şunu söyleyeyim arkadaşlar daha kestirme bir yol. Fiilden sonra gelen ki hiçbir zaman bitişik yazılamaz. En kısa yoldan böyle söyleyeyim. Görmek fiildir. Fiilin üzerine gelen ki kesinlikle bitişik yazılamaz. Burada yanlışlık var. Hemen bunu söyleyebilirim. Bu kısa yolu. Bütün bu olanlar onun için bir şey. Şeyli şeyler daima ayrı yazılır. Bu doğru yazılmış ama yanlışlığımız var. Burada yanlışlık var. B. Geçen hafta Doktor Asuman Hanım'dan aldığım randevuyu iptal ettim. Şimdi arkadaşlar Asuman özel isim. Kendisinden sonra gelen hanım unvandır. Büyük yazılır. Evet. Getiren çekim eki kesmeyle ayrılır. Evet. Ama kendisinden önce gelen meslek, unvan, rütbe kelimeleri de artık unvandır, lakaptır. O da büyük yazılmalıydı. Yani bu D büyük olmalıydı. Burada yanlışlık var. Evet, bunu da eleyelim. 1453 öyle bir tarih ki sadece İstanbul'un değil dünyanın tarihini de değiştirdi. Ki'lere ve D'lere bakacağız. Tarihimiz doğru. 1453 öyle bir tarih ki arkadaşlar bu ki bağlaç ki. Çünkü sıfatlaştıran ki değil yani kendisinden sonra bir isimle birlikte kullanılıp sıfat yapmıyor. İlgi zamiri değil bir ismin yerini tutmuyor. O yüzden bu bağlaç ki'dir ayrı yazılır doğru. İstanbul'un özel isimdir. Getirilen çekim eki kesmeyle ayrılmış doğru. D'ye bakalım bağlaç mı? İstanbul'un tarihini değil dünyanın tarihini de değiştirdi. Dünyanın tarihini değiştirdi. Çıkarttık anlam bozulmadı. Bu da bağlaç de. Yani burada yanlış yazılan herhangi bir kelime yok. Cevabımız da geldi.
D. Bugünkü gazetede Gelişen Türkiye adlı makaleyi keyifle okudum. Arkadaşlar, makale ismi yani eser isimleri, makale de bir eserdir. Büyük harfle yazılmalı. Burada yanlışlık var. E. Halbuki bu işi başaracağından pek de emin görünüyordu. Bu D, bulunma D değildir. Bunun ayrı yazılması lazım. Pek emin görülmüyordu. Bağlaç D'dir, ayrı yazılmalıydı. Burada da yanlışlık var. Cevap C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A. Orta Doğu'daki gelişmeler dünyanın gündeminde. Arkadaşlar, Orta Doğu şöyle yazılır. Bunda çok yanılınıyor. Orta Doğu hem ayrı hem D büyük. Burada yanlışlık var. Şunu eleyelim. B. Elindeki olanakları doğru kullanmalısın. Olanaklar isim. Hangi olanaklar? Elindeki olanaklar. İsme sorduğum hangi sorusu bana sıfatı verir? Yani buradaki ki sıfatlaştıran ki, sıfatlaştıran ki bitişik yazılır. Burada ayrı yazılmış, bu da yanlış. C. Çocuğunu her gün iş yerine götürüyor. Arkadaşlar, iş yeri ayrı yazılır, bunu öğrenelim. Bu da gitti. D. Sen niçin toplantılara hiç katılmıyorsun? Arkadaşlar, burada soru edatı yok ki. Bu mı? Olumsuzluk eki. Olumsuzluk eki de bitişik yazılır. Soru edatı ayrı yazılır. Burada soru anlamını veren niçin kelimesi. O yüzden burada yanlışlık var. E. Biraz yağmur yağdı mı? Burası göl olur. Burada bakın soru edatı. Her zaman soru anlamı katmaz. Burada başka bir anlam katıyor. Zarf fiil görevinde kullanılmış. Yağmur yağınca fark etmez ama soru edatıdır temelde. O da ayrı yazılır. Yani burada herhangi bir yanlışlık yok. Doğru yazılmış. Cevap E. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? 15 Eylül 1914'te. Arkadaşlar, kurallarımızı bir hatırlayalım. Ay ve gün isimleri eğer tarihle birlikte kullanılmışsa büyük yazılır. Evet, bu da öyle yazılmış. 1914T benzeşme kuralına uymuş. Doğru. Ceyhan ilçesinde geldi işte. Ceyhan ilçe ismi özel isim büyük. Ama bu i özel isim değil ki, neden büyük olsun? Bunun küçük olması gerekiyordu. Ayrıca şu kesmenin de olmaması gerekiyordu. Burada iki tane yanlışımız var. Cevabımız da gelmiş oldu. Diğerlerine bakalım. Romanlarında kimi zaman pamuk işçilerinin trajedilerini anlatır. Bulunma halidir. Yani ek olan D'dir. Romanlarında nerede? Romanlarında bitişik yazılır bulunma eki. Bu da doğru. Trajedilerini, trajedi böyle yazılır. Kimi zaman da sokak çocuklarının ekmek kavgalarını anlatır. Burada kimi zaman çocukların ekmek kavgalarını anlatır şeklinde, yani çıkardık, anlam bozulmadı. Bozulmadığı için bağlaçtır. Bağlaç D de ayrı yazılır. Bu da doğru. Yani cevabımız B. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 1. Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı 1914 tarihi üzerinden 100 yıl geçti. Arkadaşlar, kuralımız der ki önemli tarihi olaylar büyük harfle yazılır ve getirilen çekim eki kesme ile ayrılır. Evet, Birinci Dünya Savaşı önemli tarihi olay büyük harfle yazılmış ama getirilen çekim eki kesme ile ayrılmamış. Yanlışlık burada. Cevap da geldi ama öğrenmemiz gereken başka kelimeler, başka kurallar var. Diğer şıklarda çok da önemli. Onlara da değinelim. 100 yıl bitişik yazılır. Onun dışında D var burada. Bağlaç D. Çünkü çıkardığımızda anlam bozulmuyor. Bu savaşta çok sayıda yazar ve sanatçı cepheye gönderildi. Burada bir yanlışlık yok. Yurt dışı, iç dış sıra kuralı diyorum ben buna. İç dış sıra kuralı var. Yani iç dış sıra kelimesiyle yapılan birleşik sözcükler bitişik değil, ayrı yazılır. Bu da doğru. Fransa özel isim, özel isimlere getirilen çekim eki kesme ile ayrılır. Doğru yazılmış. Dördüncü cümleye baktığımızda birçok bitişik yazılır. O da doğru yazılmış. Beşinci cümlede gene bir dağ var, ona dikkat edelim. Bu arada cephe gerisindeki çabalarıyla dikkat çeken kadın yazarlar bu sanatçılar arasında yerini aldı. Çıkardım cümleden. Anlam bozulmadı demek ki bağlaç ve ayrı yazılmış. Doğru cevap A. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Sürpriz. Arkadaşlar, bu sürpriz şeklinde yazılır. Yani burada yanlışlık var. Sürpriz şüphe biraz kötü olmuş olabilir. Alp Dağları. Arkadaşlar, Alp Dağları özel isimdir. Büyük harfle yazılmış. Dağ, deniz, ova bunlar özel isimdir. Büyük harfle yazılır. Getirilen çekim kesme ile ayrılır. Bu doğru. Bembeyaz pekiştirmedir. Pekiştirmeler bitişik yazılır. Doğru. Yılbaşı bitişik yazılır. Kartpostal bitişik yazılır. Doğru. Fakat sürpriz yanlış. Cevap A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Film apayrı dünyaları olan. Arkadaşlar, film bu şekilde yazılır. Film şeklinde yazılmaz.
Apayrı pekiştirmedir. Pekiştirmeler bitişik yazılır, doğru yazılmış. Entelektüel tek L ile yazılır, doğru yazılmış. Yanı sıra başka bir soruda söylemiştim. İç dış sıra kuralı var. İç dış sıra kelimesiyle yapılan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Burada yanlışlık var. Cevabımız bu. Mücadele etmenin yanı sıra çevreleriyle olan ilişkilerini de düzenlemek zorunda kalınca işler karışır. Bu D'yi çıkardığımızda anlam bozulmadığı için bağlaç D'dir. Bağlaç D ayrı yazılır. Yani cevabımız D. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır? D ekinin yazımı. Arkadaşlar D eki bulunma hali. Şimdi bakalım D ekinin yazımı ile ilgili bir yanlış var mı? Şurada arkadaşlar dünyada yolundaki bir dünyada bütün ülkeler bu bulunma ekidir. Yani D ekidir bitişik yazılmalıydı fakat ayrı yazılmış. D ekinin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmış. Ki ekinin yazımı ile ilgili yani sıfatlaştıran ki bağlaç olan ki'den bahsetmiyor. Ek dediğine göre sıfatlaştıran ki o da şurada arkadaşlar küreselleşme yolundaki bir dünya. Sıfatlaştıran ki bitişik yazılır fakat burada ayrı yazıldığı için burada da yanlışlık yapılmış. C birleşik sözcüklerin yazımı ile ilgili. Evet, birbirleriyle kelimesi bitişik yazılır fakat burada ayrı yazılmış. Çünkü eğer bitişik yazılsaydı şöyle olurdu. Doğru yazım şurada bir kısa çizgi getirilmeliydi fakat getirilmediğine göre ayrı yazmış. Oysa ki bitişik olmalı. Bu da gitti. D sözcüğünün yazımı. Arkadaşlar sözcük dediğine göre bağlacı kastediyor. Çünkü bağlaçlar birer sözcük türüdür. Bakın o da şu kelimede var. Geçmişte olduğu gibi bugün D, burada bağlaç D var. Ayrı yazılmalıydı fakat bitişik yazılmış. Burada da yanlışlık var. Büyük harflerin yazımı ile ilgili. Hayır, büyük harflerin yazımı ile ilgili hiçbir yanlışlık yok. Şuradaki dünyayı kastediyor. Dünya uzay ile ilgili yani terim anlamda kullanılmadığı için küçük yazılır. Doğru yazılmış. Cevap E. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Peş peşe. Peş peşe ikilemedir. Arkadaşlar kuralımıza göre ikilemeler ayrı yazılır. Burada da ayrı doğru. Köprülü kanyon, dağ, deniz, ova, nehir, ırmak, kanyon bunların hepsi özel isimdir. Büyük yazılır. Bu da öyle yazılmış doğru. 400 sayılar ayrı yazılır. Doğru yazılmış. Temmuz, Ağustos, ay ve gün isimleri eğer bir tarihle birlikte kullanılmıyorlarsa küçük yazılır. Bu da doğru. 6 ya da 8'er arkadaşlar kesinlikle rakam kullanamaz. Yazıyla yazması gerekiyordu. 8'er olması gerekiyordu. O yüzden cevap E.